Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, gördüğünüz bu renklerden bir model hazırladım. İstek üzerine yine çingene pembemiz 5 numara, saks mavimiz 335, sarımız da 600 sanırsam, 131 de şu şekilde, yazmamışım kağıdında, bakın 131, bu şekilde numaralarım. Bunlardan size çok güzel bir küpe çiçeği modeli hazırladım. Modelimiz şöyle kibarcık bir küpe çiçeği. Bakın arkadaşlar, şöyle borusu. İlk önce motifleri ekleyerek yaptım. Sonra çimenini yaparak tutturdum bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın, bu şöyle kolalarak kullanılan bir model. Jelatin, kola jelatini çıkmış. Şöyle bir parça az bir suyla eritip şöyle parmağı suya değip şöyle kenarlarından şöyle el değerek kolalanıyor. İsterseniz o şekilde sert bir şekilde kullanabilirsiniz. Bakın ben hiçbir şey kullanmadım. Sadece yaptığım gibi sizlere bu şekilde sundum. Evet, çok da hoş oldu renkleri. Demin gösterdiğim çingene pembesiyle de diğer çiçeğimizi sizle beraber yapacağız. Bakın duruşu, şöyle borunun duruşuna ve çiçeğin kendisi bu şekilde. Evet, şöyle kolay. Bu boru deyince arkadaşlar bakın, trabzanla yaptım bu boruları. Sık iğne değil, kolay boru dediğim için o şekilde. Evet, modelim bu. Şöyle karşıdan da görün bu şekilde. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, küpe çiçeğimizin yapımıyla başlıyoruz. Parmağımdan gelen ipi tutmuş olduğum ipin üzerine bu şekilde koyup ikisini birden tuttum. Orta kısmından girip şöyle ilmek alıp bir sık iğne ile buraya tutturdum. Bakın iki tel üstte bir tel altta olacak şekilde bu şekilde halkamızı hazırlıyoruz ve 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım, yuvaya girdim, şöyle 1, 2 ve 2. Bir defa tığımı doluyorum, yuvaya girdim, 1, 2 ve 2. Bir defa tığımı doladım, şöyle 1, 2 ve 2. 4 oldu trabzan adedimiz, sayımız bu 5. Bir defa doluyorum, yuvaya girip ilmek alıyorum, böyle 6 oldu, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane 3 seferde aldığımız trabzanı yaptık. İlk zeminimiz bu şekilde başlıyor. Bu halkamızın ucundaki ipten bakın kapatıyoruz yuvayı. Bakın şöyle kendiliğinden kapanıyor. Böyle bir çağnoz oluşuyor kendiliğinden. Siz sadece ipi yavaş yavaş sıkın arkadaşlar. Buradan 3 zincirle bakın çektiğim ilk trabzan var ya, onun bu tepe noktasından girerek bu şekilde ilmeğimi çıkaramadım. Tekrar şöyle göremeyince bakın. Buradaki 3 zincirimizin tepe noktasından giriyorum. Şöyle arkadaşlar. Buraya sabitliyorum. Sık iğne ile tutturdum. Bakın. İlk sıramız bu şekilde oluştu ve 3 tane zincir çekerek ikinci sırayı yapacağız. Şöyle bir defa doluyorum. Aynı yere giriyorum çünkü arkadaşlar arada ikinci katta açılma olmasın. Şöyle bir zinciri sıkı çektiğim için biraz siz bol çekin arkadaşlar. Trabzan yapacağız. Bir defa doladım tığımı. Hemen bakın şu taraftan daha net gözüktüğü için buradan devam edelim. Bakın trabzanımızın tepe noktasına giriyorum. Buradan hemen şöyle bir, şöyle 2, şöyle 2, 3 oldu. Bir defa tığımı doladım. Sırasıyla tüm trabzanların tepe noktasına bakın arkadaşlar. Tüm boşluklara girerek bu şekilde 10 adet trabzan yapıyorum. Bakın. Şöyle ön yüzünden de göstereyim. Evet. Bir defa doladım. Şöyle. Saymıyorum. Zaten tüm trabzan noktalarına girileceği için saymadan sırasıyla yapıyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. Bir defa tığımı doladım. Hemen trabzanımızın tepe noktasına girip 1, 2 ve 2. Bir defa tığımı doluyorum. Trabzanımızın tepe noktasına giriyorum ve şöyle 1, 2 ve 2. 3 oldu. Bakın. Hemen şöyle 1, 2 ve 2. Bir defa tığımı doladım. Trabzanın tepe noktasına giriyorum ve trabzanımı tamam. Bakın sonuncuya geldik arkadaşlar. Tek bir tane kaldı. Şöyle ona da girip ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet bakın yine geldik bu 3 zincirle yaptığımız noktaya. Buraya tepe noktasına girelim. Aslında çok kolay buraya girmesi de arkadaşlar, ışık vurduğu için herhalde gözükmüyor. Evet, büyüklüğü bu kadar oluyor. 2 seferde olan trabzanımızın ve 1, 2 şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Buralara yuva yapacağız arkadaşlar. Bakın bu yaptığımız borunun içine şöyle bir tane sık iğne bırakıp ikinci sık iğnemin içine girip şöyle buraya 3 zincirden bir tane yuva yaptım. Bunlar papatyamızın yaprakları için yuva olacak. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Bakın hemen bir tane arada sık iğne gibi gözüküyor. Trabzan boşluğu bırakıp şöyle daha net gözüksün. Arasından girerek buraya yuvamızı sabitliyoruz. Bu şekilde yuvalar hazırlayacağız minik minik. Evet. Şimdi sırayla bir tane bırakıp ikinciye 1, 2, 3 zincir, bir tane bırakıp şöyle bakın toplamda 1, 2, 3, 4 oldu. Sonuncu ve 5. yuvamız için de 3 tane zincirimizi çektik. Şöyle bakın arkadaşlar. Tam geldik. Bakın onun dip noktasına hemen kapatıyorum. 5. yuvamızı da bu şekilde. Bu şekilde birer trabzan atlayarak 5 tane yuva yaptık ve ilk bu yaptığımız yuvanın içine bakın bu şekilde sık iğne ile giriş yapıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Şöyle yuvamın içine giriyorum. 2 2 2 alarak bu şekilde trabzan yaptım. Yine 2 defa doladım tığımı. Aynı yuvanın içine şöyle girip 2 2 2 alarak 3. trabzanı yaptım zincirimle beraber. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 ve 2. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve yuvanın içine girip sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bakın bu şekilde 5 tane trabzanım oldu. İkinci yuvaya şimdi şu şekilde bakın sık iğne ile giriyorum. Şöyle bakın tığımla kaldırayım daha net gözüksün. Sık iğne ile geçiş yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Şöyle kenara hafif alalım. Özellikle bu şekilde küçük yapıyorum ki böyle kalıp gibi yapraklarımız düzgün dursun diye arkadaşlar. 3 tane zincir çektim. 2 defa tığımı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. 2, 2, 2. 3 oldu. Yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 ve 2 alarak bakın 4 tane trabzan oldu. Hemen 3 zincir çekip buraya aynı bu 3 zincirli yuvanın içine 5. trabzan olarak yaprağımı kapattım. Sıradaki 3 zincirli yuvanın içine girdim. Aynı şekilde tüm yuvalara böyle üçer defa aldığım yapraklar yapacağız. 3 zincirimi çekiyorum. 2 defa doladım. Şöyle 2 2 2. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2. 2 defa doluyorum. Şöyle 2 2 2. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine girip kapattım yaprağımı. Bakın. Şimdi sıradaki bu 3 zincirli yuvaya çevire çevire arkadaşlar yapacağız bu şekilde. Bakın düşünün, bir de bunu tülbentteki bu hani 5 zincirli pipiriğin üzerine yaptığımızı. Bakın döne döne elimizde bu şekilde tülbentte dönecek. 2 kat yıpranma olacak. 3 zincirimizi çekiyorum. Evvela bu şekilde motifi hazırlamak daha güzel, temiz iş oluyor diye düşünüyorum. Evet. 2 2 alarak 3 seferde aldım. 4. trabzanımı da giriyorum. 2 2 ve 2. Şimdi 3 zincirimi çektim. Yuvanın içine girdim. Buraya sabitliyorum. Sonuncu yuvamın da içine giriyorum. Bakın bu şekilde ve sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 ve 3 zincir. 2 defa doladım. Şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2. 2 defa doladım. 2 2 2. Şöyle 2 2 2. Evet, sonuncuyu da 3 zincir çekerek yapıyorum. Aynı yuvanın içinde 5. trabzan olarak kapattım. Dibinde de bir zincir çektim bakın. İsterseniz arkadaşlar bunu kaynaması için bakın şu şekilde koparmadan önce buradaki hani sık iğne vardı ya, en son kapattığımız geçiş olarak yaptığımız, oraya da böyle bir sık iğne yaparak kaynaştırma işlemi yapıyordum. Şimdi hatırladım. Evet bakın şimdi koparabiliriz. Dibinde de bir tane zincirimizi çektik. Çekmediysek bir tane daha çekelim. Zor değil sanki arkadaşlar, bir zinciri düşünüp duruyorum. Evet bakın bu şekilde borumuz oluştu. Şimdi ben bunu arkada şöyle şuradaki trabzanın arkasından ilmek alıp şöyle bakın buradan şöyle 2 tel alıp arkaya çekip yakıp temizleyip geliyorum. Şimdi işlem uzamasın daha fazla. Hemen tohum kısmına geçelim. Bakın bu şekilde hazır çiçeğimiz. Şimdi şu hani üçer zincirle kapattığımız sık iğneler var ya, bu aralara girerek bu şekilde trabzanlar oluştururuz. Bakın ilk önce böyle sık iğne ile sağdan girip öbür yuvadan, bakın yuvanın birinden girip öbüründen bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Buraya ipimi tutturdum bakın. Şöyle şunu da 1-2 tane zincir çekiyorum. Sırasıyla tüm bu yuvalara trabzan yapacağım arkadaşlar. Bir defa tığımı doladım. Bakın aynı şekilde buradan şöyle net kaldırıp göstereyim isterseniz. Buradan giriyorum tığımı, bu noktadan, ortadaki noktadan çıkarıyorum ve yine buraya 2 2 alarak trabzan yapacağım. Tüm 5 tane yuva yapmıştık. Bu 5 yuvanın 5'ine de bu şekilde ikişer sefer aldığım trabzanlar yapacağız. Bir defa tığımı doluyorum ve bakın her yaprağımın şöyle kenarındaki yerden girip sağdan giriyorum ve soldan çevirerek arkadaşlar elinizde bu şekilde girdim trabzanların arasına. Ve yine ilmek çıkarıp şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım. Bir zincir. Şöyle elinizle çevirin. Bir defa doladım. Ve sağdan girip soldan çıkıyorum bu şekilde. Hemen şöyle 2 ve 2 olarak trabzan yaptım. Yine bir zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Bakın sonuncu 5. trabzanımızı da buradaki yuvamıza şöyle sağdan girip soldan çıkarak trabzan yapacağız. Şöyle elimle bir tutayım. Şöyle kameradan görünce farklı oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir zincir çektim. İlk yaptığımız trabzanımız vardı ya, artık şöyle şuradan kavrayabiliriz. Buradan bu kısımdan, ilk trabzandan sık iğne ile bir zincirimi buraya tutturuyorum. Şöyle bakın. Birleştirdim yani sık iğne ile. 5 tane trabzanımız oldu. 5 yuvanın içine bu şekilde 5 tane trabzan yaptık. Diğerlerini sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bakın. Şöyle 5 trabzanımın aralarına girerek 4 tane sık iğne olacak. Şöyle bir çevire çevire. Şöyle 2, şöyle 3 ve bir tane eksiliyor her dönüş sırasında. Bu şekilde 4. Bakın şimdi de 3 tane bu şekilde buraya yapıp 2 sıra sık iğne, bir sırada bu şekilde trabzan yaparak şöyle modelimizi, bakın her sık iğnenin atlamak yok, içine giriyorum. Şöyle sonuncu sık iğnemi de bakın buradan bu şekilde yaparak şöyle kapattım. Bitti bakın, hiç girecek yer kalmadı bu şekilde. Hemen bir zincirimi çekiyorum tepe noktama. Şöyle ipimi aşağı çekeceğim için hafif biraz uzun keselim arkadaşlar ipimizi. Bu şekilde uzun kestik. Şimdi bunun hani sihirli halka yaptığımız nokta var ya, oradan şöyle rahatça tığımızı buradan giriyorum. Şöyle sihirli halkamın içinden girip ipi kopardığım bu noktadan, bakın tığımız en uç noktadan çıktı. Şimdi bu tığımın ucuna, bu yüzden arkadaş tutması kolay olsun diye, bakın sarı ipinizi uzun bırakmayı unutmayın. Böyle çekiyorum. Şöyle en alttan tığımı girdiğim yerden çıkıyorum. Bakın bu şekilde şöyle minik bir tohumunuz oldu. Şöyle aşağıda böyle baskın durmasını istiyorsanız ipi çektiğiniz takdirde o içine kömülecek arkadaşlar. Şöyle bakın, ben inşallah net gösteriyorum. Şimdi bu ipimi temizleyeyim. Bu ipimi yakıp hemen bu ara suyuna tutturma işlemine geçelim. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Bakın pembe de açtı, gayet hoş bir çiçeğimiz oldu. Evet arkadaşlar, istenilen model bu şekil ara suyudaydı. Ben de aynısını birebir yaptım. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyip 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Şöyle 1 2 bir defa doluyorum. Sıradaki boş olan tığ battıya 1 2 bakın üçünü birden kapattım. Bu şekilde üçgen 3 tane trabzanımız oldu. Şöyle bakın dibine de otursun diye bir tane zincir çekiyorum ve yapmış olduğum bu çiçeğimi alıyorum. Bakın kapattığım bu birleştirdiğimiz trabzanların şöyle bir bu tarafından, bir de şöyle tam karşılıklı olacak şekilde öbür tarafından çıkıyorum arkadaşlar. Orantılı şöyle tam ortasından yapıyorum. Yani 5 bir tarafta 5 bir tarafta olacak şekilde trabzanları buraya bu şekilde tutturuyorum. Dediğim gibi bu kirpiğin üzerine yapılmıştı. Ben ama böyle bu şekilde tutturmayı tercih ettim. Eğer istiyorsanız siz de arkadaşlar bu pipireğin üzerine bunu yapabilirsiniz ama evirip çevirip yaparsanız biraz zorlanırsınız. Bakın bu şekilde tutturdum. Aynı tığ battıya, en son yaptığım tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. Şöyle fazla arkadaşlar sıktırmadım ki şeyi bozulmasın, borunun şekli bozulmasın. Şöyle kalıp gibi de yaptık, sıkı sıkı yapıldığı için. Şöyle 1 2 3 zincir, bir defa doladım. 2 tane de şöyle ara suyundan göstererek bitireyim arkadaşlar. 3 seferde aldığım trabzan ve tığımda 2 tane ilmek var. Bir defa tığımı doluyorum. Diğer tığ battıya, boş olan tığ battıya geçip şöyle yine bir tane tığımda bırakıp Üçünü birden kapattım. Şöyle 4 zincir. İkisini birden kavrayıp trabzanların buraya bir tane 4 zincirden tomurcuk yapıyorum. Yine 3 zincir çekip en son kapattığım bu trabzanla aynı yere kapatıyorum. 1 2 3. Evet bakın. Ara suyu da bu şekilde oluyor. Bir tane daha yapalım. Diğer iki de ben yaparım, bitiririz inşallah. 1 ve 2. Bir defa doladım. 1 ve 2. 3 tane ilmek var tığımda. Üçünü birden kapatıp 4 zincirimi çekiyorum ve buraya ikisini birden alarak tomurcuğumu iki trabzana birden kapattım. Evet, 3 tane zincirimi çektim. Bu şekilde yine bir tane daha ara suyu yaptık. Yine 3 zincir, bir defa doladım. Şöyle 1 2 bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya giriyorum. 3 tane ilmek, üçünü birden kapattım. Bakın 3 tane trabzanımız var. Şöyle 4 zincir kapatıyorum bu şekilde. Evet, hemen aynı tığ battıya dördüncüyü de kapattım. Bakın bu şekilde. Hemen bunları bir iki tane daha yapıp şöyle uzaltıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın modelimizi bitirdik. Şöyle bu şekilde oldu. Çok hoş ve çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın şöyle size bir küpe çiçeğinden bir buket hazırlayayım. Şöyle tutayım. Evet. Çok tatlı oldular. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bu pembe de bu tonlama yaptığım mavilere bir hareket, bir canlılık getirdi. Çok tatlı durdular. İnşallah şöyle işinize yarayan da güzel bir çekim olmuştur. İsteyen arkadaş da memnun kalmıştır. Biraz böyle videolar pek izlenim almıyor ama olsun arkadaşlar. Bir kişinin gönlünü yapmak da güzel bir şey. Evet, emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.